Memo! Fatma, hazırlanın, geliyorlar. Hadi kızlar, hazırlanın. Hadi elin çabuk tut, şu maruları da çabuk çabuk yıka. Bekir Hanzı aradı, yola çıkmış, geliyorlarmış. Hayriye, sen de Mahmut Han'ın rakısını buzluktan indir. Sen de ökesiye, onlar varırlar. Hadi kızım. İşin iyi bağladık. Ceren sabahtan beri yeni geldi abla. Buza yatırsaydınız ya. Ay Seyman ağamgil, dün gece hiç boz komamışlar ki. Arkadaşları sağ olsun, bir içmişler ki o kadar olur. Kapı kapı çalmadığım kalmadı. Kimselerde buz yok. Fabrikadan getirin demeye de çekindik. Mahmut ağam sonra nereye gitti buzlar deyiverirse? Oğlanın son günü diye gözünü çıkarttılar zahir. Versin bakalım babasına ılık rakının hesabını. O da gitmeyi verse artık. Amerika buranın ta tersine denk geliyormuş. Değil mi Dicle? Sen diyordun ya. Bak abla, buradan bir şiş batırsa insan. Bizim Seyman Ağa'nın okulunu oradan çıkarmış. Gitmeyi verse iyi de okul bu kızım. Seni beni dinler mi? Neyse, 3 ayı kaldı. Daha yükseğini yapacağım falan diyor ama babasına bakarsan bırakmayacak. Aman karışılmaz onların işine. Hadi dök rakısını ağanın sen. Şimdi dönerler köşeyi. Ne yapar eder, güneşi batırmadan yetişir. Senin oralarda da böyle batabiliyor mu bakalım güneş? Orada güneş falan yok baba, nerede? Sen dalga geç bakalım. Senin o Amerikalılar avuç dolusu para verip buralara güneş batışını görmeye geliyorlar. Gelmiyor mu Bekir, söyle şuna. Gelmez mi ağam? Bizim otellerden belli bir kere. Kırk yıldır burada olduğunda asmalı konaktan başka yerde batırmadı güneşi. Seymen'e sancılandığımda da hiç unutmam. Kapıda doğum telaşı bekleşirken içeri seslendiydi. Aman Sümbül Hanım, elini çabuk tut. Güneş batıyor diye. Amerikalı bir sınıf arkadaşın buraların güneş batışını anlatır sana, fena şapa oturursun. Sanki ben bilmiyor muyum baba? Niye öyle diyorsun? Yoruldum oğlum. Artık gel işimizin başına geç. Artık beni bana bırakın. Bak, Seyhan'la başımın etini yiyorsunuz. Gelişelim, büyüyelim, modern olalım diye. El ele verin, ne yapacaksanız yapın. Hem okuyacağın kadar okudun. Al diplomanı, as duvara. İşine gücüne bak. Rakın ısındı baba. Hadi oğlum, kökle şu gazı. Sümbül Sultan çoktan dikilmiştir verandaya. Yavaş Mehmet, sürü var. Çobanı nerede bunun? Sen inme baba. Sümbül Hanım'ı bekletme.
Ambulans çağır. Takip edin. Biriniz şu telefonu getir verin bana. Alo, şu anda Gömede Vadisi'ndeyiz. Çok acil bir ambulans. Ağlayıp da düşmanlarını sevindirme. Bu kanın hesabı sorulmadıkça kimsenin gözünde yaş görmeyeceğim. Abinden haber var mı? Yok. Bekir Kirve ile babamı vuran soysuzların peşine gitti. Hala haber yok. Barındırdıklarına şaşmalı Hamzoğlu Osman. Ne bir de bu işin altından senin sülalen çıkarsa. De ki çıktı. Ne edecekler ki? Torunlarının babası. Almışlar işlerine bir kere. Cahil cahil konuşma. Sen bu asmalı konağın hanımını benim kadar bilmezsin. Adamı parçalattırır da sövüş edip itlerine yavaş yavaş yedirir o.
Hanım hanım, baygın baygın yattığına kanma sakın. Zannettiler. Ben sizleri bugün ne için mi büyüttüm? Hadi sen git işlerine bak. Hanıma da geldiğimizi haber ver. Vermem mi? Çoktan verdim ama yinelerden sersem gibi. Anladım artık bilmem. Ben şu çayımı içeyim. Çıkarım şimdi yanına. Atıver şunu ağzına. Ağam. Yapma Bekir Kirve. Yapacağını Hamzoğulları yaptı zaten. Dur bakalım, daha emin değiliz. O iti bana yarım saat daha bıraksaydın emin olacaktık ama. Gel ağam, Sümbül Hanım'ı bekletmeyelim. Baban gibi yurduna, toprağına, ocağına hayırlı bir insan olursun inşallah. Olacağım anne. Olacağım. Bütün gece uğraştık ama az bir şey kaldı. Hamzoğlu itini konuşturamamışsınız. Bir de ben göreyim bakayım şunu. Daha bir şeyden emin değiliz anne. Dur bir bakalım. Duracak zaman mı? Babanı toprağa komadan, katilini bulamazsan ne yüzle kılacaksın cenaze namazını? Beni bekleyin arabada. Üstüme bir şey alıp geliyorum. Asıl seni sağ komazlar köpek. Hamzoğullarını bana mı anlatıyorsun? Seni sağ komasalar iyi. Bütün sülaleni bellerler teker teker. Oğlum bak, elini kana buladın zaten. Jandarmaya diyeceğin şu. Sizi zorladılar. Silahı da onlar verdi. Tehdit ettiler. Borcunuz da vardı. Korktunuz, peki demek zorunda kaldınız. Beni öldürürler. Bırak Kirve. Yorma kendini. Kalsın burada. Zaten yokluğundan şüphelenip her gün ailesinden birini götürürler. Bekir de sana her gün haberlerini getirir.
Seni jandarmaya ben götüreceğim lan. Bülbül gibi öteceksin sonunda. Başka yolu yok lan. Öbürlerinin de adını vereceksin eşek gibi. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı lan? Tamam Kiri, tamam. Tamam. Bak evladım. İfadeni imzalar imzalamaz aynen buradan uçuracağız seni. Bankaya paran yatacak. Oğulların okuyacak. Onlara ölene kadar bakacağız. Zaten azmettirici onlar. Sen daha az ceza yersin. Kafanı kullan. Beni içeride sağ kurmazlar. Seni içeride de koruruz. Merak etme. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Aklını başına topla. Aileni sakın aklından çıkarma. Hadi bakalım. Bekleyin. Kimse bilmiyor. Adamlar çıkarken Dilara'yla kocasını gördüm. Sizin onların peşinde olduğunuzu evde herkes biliyordu. Osman, nereye anne bir şey mi istedin dedi. Yok, Seymen'le bir işim var dedim. Peşimden gelmeye kalktılar, durdurdum. Sizlik bir şey yok, kalın dedim. Yapma anne, eniştem iyi adamdır. İyiliği batsın, Hamzoğlu değil mi? Al işte. Bunlarla barış bu kadar olur. Al sana barış. Baban canıyla ödedi barışı. Ablam onu seviyor. Hepsi bu. Peki anne. Ne yapmamızı istiyorsun? Senlik bir şey değil oğlum. Sen okuluna döneceksin. Biz gerekeni yaparız. Alo? Anne nasılsın? Kızlarla çay mı içiyorsun? Ah, için bakalım. İşiniz gücünüz çay kahve. Bir şey demedik canım, afiyet olsun. Yo, öylesini aradım. Yo, öyle hemen söylemem. Döndüğümde bir ciğer sarma yapılacaksa belki. Ama öyle kızlara mızlara yaptırmayacaksın. Sen bizzat kendin yapacaksın. You go please. I'm staying. Thank you. İmzaladık. Şimdi çıktım. 3 aya kalmaz fabrikayı sen bile tanıyamayacaksın. Babamın düşleri sonunda gerçek oluyor anne. Son derece modern bir fabrika düşünüyorum. Yapma Sümbül Hanım, ağlama. Hoppala. Bozuşacağız ama. Tamam anne, tamam. Aslında burada işimizdi. Ben bir zaman dönerim. Ne istiyorsun? Tamam aldım. Fazla heyecanlanmasın. Biletimi alınca size haber veririm. Ellerinizden öperim Sümbül Sultan. Konağın bütün hanımlarını öpüyorum. Hadi.
a progressive or a degenerative. I know everybody that you interact with. You don't even drink. Yeah, you do. You don't even drink. No, I don't. We're all not talking about this out here. Well, let's go inside. We're going to have a drink. And we'll talk about it. Let's go. Get inside. Take a seat. Have a seat. Oh. Coffee, please. What you're gonna do is gonna tell this guy what you want to drink. You're gonna tell this guy what you want to drink now. I don't want to drink anything. I want you to tell this guy you want a glass of red wine. Ay, tam beni katil edecek bir tip ha. Stop this. So stupid. Bakanın kız ne yapacak? Ama ne yapacak? Kes kes oturup adamın attığı yalanları dinleyecek. Sen şu adama bak, nasıl yiyecek gibi bakıyor. Kesin İtalyan. Kızım adam dükkan ya. Ha, duyacak ve hemen Türkçe'yi söküp yerin dibine geçecek. Bak adam Türkmüş mesela. Ama nasıl bozum olursun o zaman? Talk about it later. No, we're not going to talk about it later. We're going to sit here quietly and have a drink. Wine, remember? You'll get your wine. Glass of red wine, please. Two, please. Hah, kes kes bölümüne geldik. Kıza bak ya, çak bir tane git. Yok şekerim yok, bu kadın millete adam olmaz. Bak şimdi bunlar sarmaş dolaş dışarıda çıkarlar. Adama bak ya, kadını zorla taburede oturtturuyor, kadının gıkı çıkmıyor ya. Zorbalık mı? Buna kısaca aşk deniyor Bahar'cığım. Ama ne aşkı, kölelik bu resmen. Bana köle olan adammış gibi geldi. Size öyle gelmesi çok normal. Çünkü siz erkekler dünyanın her yerinde bu baskıcı tavırları en normal şeymiş gibi sergileyebiliyorsunuz. Burada baskıcı bir tavır görmüyorum. Bir erkeğin sevdiği kadını kaybetmemek için umutsuzca çabasını görüyorum. Bahar ya, adam... Ya dur ya, tamam bir şey yok. Ama... Tabii adamları kızdırmayalım, aman onları sinirlendirmeyelim, aman onlarla iyi geçinelim, aman onların suyuna gidelim. Öyleyse Bahar, ki bu vakada öyle bir şey yok. Bu iki insan birbirini kaybetmemeye çalışıyor. Ha. Bunu görmemek için dünyaya çok öfkeli bakıyor olmak lazım. Kim bilir? Belki de yalnız olmak. Bir dakika, ben size bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Neden kadınlardan hoşlanmadığınız bir şey duyduğunuz zaman hemen konuyu başka taraflara çekiyorsunuz? Ben de bir şey merak ediyorum. Et. Neden bir kadının yalnız olduğu ima edildiğinde kadın çok kızar? Bir insanın ailesine hakaret edilse ancak böyle tepki gösterir. Sen ailene dön, karınla ilgilen. Bir kere kadınların yalnız olduklarının ima edilmesi onları sinirlendirmiyor. Ay Duygu, ne var? Ne? Adam Türk mü? Adam Türk. Aa. Ya. Ay. Biz deminden beri Türkçe mi konuşuyoruz? Yani fark etmeden. İnanmıyorum ya. Ben fark ettim de önemsemedim. Olabilir dedim. Konuşulabilir diye düşündüm. De sizin Türkçeniz bir anda bozulmaya başladı. Ben Seymen. Bahar. Ben hiç kimseyim ben. Sizi affettim Duygu Hanım. Yalnız bir daha pasaport kontrolü yapmadan hiçbir erkek hakkında atıp tutun. Ben bir daha ağzımı bile açabileceğimi sanmıyorum. Nerede o günler? Yapmayın. Bahar Hanım'la yemek sert geçecek o zaman. Size güvenmiştim aslında. Baksanıza tek başıma baş edemiyorum. Çok teşekkür ederiz ama bizim gitmemiz lazım. Aslında daha erken. Duygu, eve gidip eskizi tamamlamam gerekiyor. Çok sağ olun. Bizim çalışmamız lazım. Belki başka bir akşam. Peki. Yarın akşam? Yarın akşam çok iyi olur. Yani mesela iyi olabilir. Evet, iyi olur. Yok, hesap tamam. Tamam. Nasıl yani? Tamam. Bu bizim telefon numaramız. Of Duygu ya. Teşekkür ederiz sizinle konuşmak. Yani işte her ne yaptıysak çok güzeldi. Benim için de öyle. Benim için de. Demek çalışman gerekiyor. Hı?
Yok yok, kesinlikle öğrenci olamaz. İş adamına da benzemiyor. İstanbul'dan da değil. New York'tan hiç değil. İtalyan bu, İtalyan. Şimdi senin yüzünden hiç tanımadığımız bir tiple yemek yemek zorunda kalacağız. Aman be, düşündüğün şeye bak. Yarın aradığı zaman bir şeyler uydurursun, gitmeyiz, olur biter. Evet, öyle yapalım. Ararsa tabii. Aramaz mı yani? Bilmem. Arar herhalde. İşte geldi. Veriyorum Orhan amcacığım. Ellerinizden öperim. Çok sevgiler. Hoşça kalın. Baban arıyor. Canım. Nasılsın canım? Ya babacığım, ilk tatilde geleceğim vallahi. Siz de burnumda tütüyorsunuz zaten. Babacığım, ablamı verir misin? Bu adam yine çok öksürüyor. Ablacığım. Nasılsın? Eniştem nasıl? Döndü mü İstanbul'a? Çok selam söyle. Ya abla, babam çok öksürüyor yine. Benimle konuşurken çok öksürdü. İyi değil mi? Gene başlama Allah aşkına. Turp gibi diyorum sana ya. Abi grip geçirdi, o kadar. Tamam. Ne inatçı kız bu ya Rabbi. İyiyiz dedik ya. O kadar merak ediyorsa atlasın gelsin. Bak babam ne diyor. O kadar merak ediyorsa atlasın gelsin diyor. Tabii canım, biliyorum biliyorum. Hadi sen keyfine bak. Derslerini de ihmal etme ha. Yakında görüşeceğiz nasıl olsa. Tamam, söylerim canım. Ne var ne yok? Neden soruyorsun? Ne demek neden soruyorsun? Duygu, senin ilaçlarını almadın galiba. Ne demek neden soruyorsun? Tam olarak bilmek istediğin nedir? Nasılsın, iyi misin, onu soruyorum. Daha açık sormazsan bilmek istediğin şeyi öğrenemeyeceksin. Neyi öğrenmek istemediğimi öğrenemeyeceğim? Ay, yani neyi öğrenemeyeceğim Duygu? Kimin aramadığını. Aramadı mı? Kim? Senin İtalyan. Benim İtalyan mı? Aramadı, şimdi arıyor. Sen aç. Sen aç ve söylenmesi gerekeni söyle. Ya! Hadi. Alo, merhaba, ben Seyfi. Hadi. Alo. Alo, Bahar. Hello. Merhaba, ben Seymen. Seymen Bey? Evet, ne çabuk unuttun beni. Ha, evet, evet, tamam. Aa, biz dün yemek yemek için sözleşmiştik, değil mi? Evet. Seymen Bey. Evet, benim. Ben Duygu. Merhaba. Biz de tam hala sizi neden aramadığınızı öyle konuşuyorduk mi? Bahar'la. Biliyorum. Ben de aslında dün gece sizden ayrılır ayrılmaz arayacaktım ama biraz meraklanın. Benden söz edin diye kendimi tuttum. Allah Allah. Demek bizi o kadar etkilediğinizi düşünüyorsunuz. Sizce? Beni. Yani tabii demek istedim. Bahar'a da demek istedim tabii. Seymen Bey. Duygu sizinle yemek yemek için can atıyor. Onu kaçta alacağınızı söyler misiniz lütfen? Bu yemekte senin olman gerekiyor Bahar. Duygu da isterse bize katılabilir. Saat 7'de sizde olur. Tamam, biz 7'de hazır oluruz. Ya Duygu. Gidelim de kurtulalım şu işten ha. Zaten ne olacak ki? Alt tarafı akşam yemeği. Bir saatte yer döneriz. Tabii. Değil mi? Tabii tabii. Hay Allah, dünya kadar da işim var. Sergide 10 gün kaldı. Ya. Ne yapacağım ben şimdi?
Ya sen niye bu adamın böyle başına şey yapıp ya Duygu ya? Var ya, sen gerçekten aşıksın bu adama Bahar. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ya Duygu sırıtma. Sadece 11 kıl çiftle ilgili konuştukları benim hoşuma gitmişti. Tabii. Yani adamın tarafını tutmadı ya. Duygu sırıtma, git giyin. Hatta ben de giyineyim. Hatta önce ben biraz susayım. Evet, susmalıyım. Duygu, karnım ağrıyor. Tansiyonum da çıktı. Babamı da çok özledim. Duygu! Duygusuz sen de. Ateşim de var. Ne güzel bir yer. Demek iletişim ve medya eğitimi alıyorsunuz. Türkiye için çok revaçlı bir meslek seçimi. Yani aslında ben Türkiye'yi pek hesaba katmıyorum. Yani okul bitince ne olur bilmem ama Türkiye'ye dönmeye pek niyetim yok. Yazık. Türkiye için ne büyük bir kayıp. Türkiye'nin sizin gibi parlak iletişimcilere ihtiyacı var oysa. Ben iletişim okumuyorum. Ve burada kalmaya da hiç niyetim yok. Dur tahmin edeyim. Sen moda eğitimi alıyorsun. Evet. Bir bakalım. Güzel sanatlar. Akademi falan. Heykeltıraş değil. Resim. Ay vallahi falcı gibisiniz. Hayat çizgisinden falan mı anladınız? Yok. Ellerindeki boya izlerinden. Tabii eğer badana boya yapmıyorsa resim yapıyordur. Evet, resim eğitimi alıyorum. Vay be. New York'ta bir Türk ressamı. Buna içilir işte. Neden hayallerinde New York yok Bahar? Oysa sanatın kalbi burada atar. Benim kalbim burada atmıyor ama. Öyleyse Floransa. Bunu nereden bildiniz? Floransa Bahar'ın en sevdiği yerdir. Bence görmelisin. Beni en çok etkileyen şehirlerden biri olmuştur Floransa. Çok etkileyici. Müthiş. Anılar canlandı galiba. Durup dururken bir şehir sizi niye bu kadar etkiledi? Neler yaşandı Floransa'da? Ay ne kadar meraklısın Duygu. Sana ne herkesin özel hayatında? Oh be ya. Ya bu gece hiç sinirlenmeyeceksin diye çok merak ettim ha. Duygu, bu sinir küpüyle nasıl aynı evde yaşıyorsun Allah aşkına? Ah, açtırmayın kötüyü, söyletmeyin kötüyü. Asıl sizin çevreniz sizin bu alaycılığınıza nasıl dayanıyor acaba? Ah tabii, bir çevreniz varsa. Bu ne ilginç bir yüzük böyle. Dan sembolü falan mı yoksa harem mührü mü? Hanedan sembolü. Aa, ne hanedanı? Bir aile sembolü. Uzun yıllar önce iki tane yapılmış. Gelenektir. Düğünlerde biri geline, biri damada takılarak böyle süre gelmiş. Öbürü de eşinizde herhalde. Bu babamındı. O ölünce bana takıldı. Sen nerelisin Allah aşkına? Ortahisar. Nerede bu Ortahisar? Ürgüp civarı. Aa, orası en az Floransa kadar güzeldir. Seymen Bey, sizin bu hanedan ne işle meşgul acaba? Pek çok işle hanımefendi. Mesela? Tarım, tütün, ihracat, konserve. Yani ne bileyim işte, üzerinde Karadağ yazısı gördüğünüz her şey. Yarın sabah uçağım erken kalkıyor. Kalkalım mı? Aa, biz sizi burada yaşıyorsunuz sanmıştık. O eskidendi, öğrencilik yıllarında. Peki, buraya sık sık geliyor musun? Pek değil. Konserve fabrikasını yenilemek için buradayım. Genellikle işim İstanbul'da oluyor. Orta Doğu'da, Rusya'da. Ama yıllar sonra yine de burada olmak çok hoştu. Hoştu demek. Evet. Hoştu. Alo anne, iyiyim mi?
Gökdelenlerin arasından güneşin doğuşuna bakıyor. Ama bizim oralar bir başka güzel. Yok, New York'tayım daha. Yarın gelemiyorum. Halletmem gereken bir iş çıktı burada. Tamam, merak etme. Zeliha nasıl? Dilara? Haber veririm, merak etme. Yine mi Hamzoğulları? Bana hikaye anlatma. Yaralarımı kaşımaya kalktılar yine. Kim? Haydar mı? Haydar mı? Demek Haydar. How much? $12. Sana demedim. Aldılar mı içeri? İyi. Hayır, ben gelmeden çıkartmayın onu. Biraz jandarma muhabbeti koklasın bakalım. Hayır, çıkmayacak diyorum. Ben gelinceye kadar sakin ol. En geç yarın orada. Dikkatli ol. Kimsenin ucuz kahramanlık yapmasına izin verme. Thank you. Alo. Bu güzel günde tuval ısmarladığına göre çalışacaksın herhalde. Alo Seymen. Oysa seni ayartabileceğimi düşünmüştüm. Alo. Bahar. Orada mısın? Uçağım saatte... Sen nereden biliyorsun tuval istediğimi? Seymen sen neredesin Allah aşkına? Sadece cama doğru yürü. Sen gerçekten çılgın birisin. Hey, duyamıyorum. Kulağına. Ne oldu? Neden gitmedin? Neden gitmemişsin? Yani neden gitmedin? Tamam hadi boş ver. Tamam hadi gel buraya. Kapat telefonu. Dur, tamam ben geliyorum. Hadi hemen sen gel, hem ben geleyim. Gel hadi, çabuk ol. Açım, çok açım. Tamam. Tekrar yemek yeriz diye düşünmüştüm. Ne oldu Bahar? Şaşkınlıktan dilim mi tutuldu? Seni sustuğunu görmek çok şaşırtıcı. İyi misin? Tamam o zaman. Ne yersin? Tandır kebabı. Bak, benimle birlikteyken tandır kebabının en iyisini yiyebileceğinden hiç şüphen olmasın. New York'ta bile. Burada 4 yılımızı boşuna harcamadık herhalde. Keşke zamanında 1-2 yıl daha kalıp doktorunu tamamlayabilseydin. Belki o zaman yaşamını burada sürdürüyor olurdun. Babam öldükten sonra ailede bu yüzüğü takabilecek başka kimse yoktu. Kardeşim de daha küçüktü. Neyse, bunu anlaman çok zor. Anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Ben de annemi kaybettim.
Mesele sadece aile desteği değil ki Bahar. Bizim ailede bu yüzüğün sorumluluğu başka türlü ağırdır. Hemen zamanla gün batımlarını bizim asmalı konaktan başka yerde yaşamak istemediğimi de fark ettim. Asmalı yüzük. Asmalı konak. Bu asma konusu sizin ailede önemli galiba. Asma bereket ve uğur demektir. Babam evlendiklerinde anneme düğün hediyesi olarak yaptırdığı konağın her tarafına asma diktirmiş. Asırlardır süren bir geleneği yerine getirmiş yani. Düğünden sonra da annemi asmalı konağın hanımı diye anmaya başlamışlar. İnsanların yapayalnız olduğu böyle bir şehirde senin anlattıkların masal gibi geliyor. Gelecekten söz etmek senin tarzın değil galiba. Biz de bu kuleler gibi yok olacağız. Yarın sabah seni İstanbul'a götürecek olan uçak da bize çarpacak ve yok olacağız. Teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni mutlu etmek ne kadar kolay. Aslında hem zor hem kolay. Neden zor? Yani insanlara güvenin yok. Sen her şeyin altında bir kötülük arıyorsun. Umutsuz ve kötümsersin. Hayır değilim. Ben sadece... Hiç böyle olmadı. Sana neden hemen güvendim ki? Çünkü biz başkayız. Bunu seni görür görmez anladım. Ben de anladım. Yani o adam ve kadınla beraber konuşmaya başladığında bizden söz ediyor gibiydi. Tuhaf bir şeydi. Biz sanki önceden tanışıyorduk. O insanlar bizdik ve birbirimizi kaybetmemek için kavgaya tutuşmuştuk. Biliyorum. Bana kızmıyordun. Bağırıyordun ama kızgın değildin. Biliyor musun? Seni öyle seyretmek çok hoştu. Saatlerce konuşmayı, atıp tutmanı istedim. Bir saniye canım. Söyle Bekir, ne oldu? Lan ben size ne demiştim? Neden sözlüklerimi yapmıyorsunuz? Ne demek engelleyemedik lan? Ay! Sonra konuşuruz Bekir. Okey. Temel tamam bırak. Sen karışma. Tamam bir şey olmadı. Is this your backyard? Temel sen niye karışıyorsun? No, in your garden. Give me those skates. Temel. Tamam çocuk özür dilerim. Give me those skates. Bir daha da nerede patent verir? Kime çarpılır, kime çarpılmaz öğren lan. Eşşoğlu eşek. Temel bırak. Bırak çocuk özür diledi işte. (Gülüyor)
kimse senin kılına dokunamaz. Korkacak bir şey yok. Gel buraya. Özür dilerim, tamam mı? Sana bir şey oldu sandım. Sen bunları bilmezsin. Dünyayı kendilerinin malı sanıyorlar. Dönmek mi istiyorsun? Tamam o halde. Veda zamanı. Veda etmeyi sevmem. Peki, etmeyelim o zaman. Lanet olsun. Ay neredesin ya? Vallahi polisi aramak üzereydim ha. Ay cep telefonunu arıyorum evde çalıyor. Hasta oldum ha. Tuval al gel dedin. Koşa koşa gittim geldim yoksun. Ay bir de not. Önemli bir randevu merak etme. Ay nasıl merak etme Bahar ya. İyi misin sen? Bak seni öldürmeden anlasan çok iyi olacak. Seymenliydi. Aa, almış topraklarına dönmüyorlar mıydı bugün? Uçağa kalkıyordu sabah. Gitmemiş. Ne oldu? Ya Duygu ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz Sümbül Hanım. Safa getirdiniz. Hoş bulduk İbrahim. Nasılsın bakalım? Ben. Sağlığınıza duacıyız Sümbül Hanım. Seymen Ağa nasıl? Çok şükür iyidir. O da yoktu buralarda. Bugün dönüyor Allah izin verirse. Gözünüz aydın olsun. Selametle inşallah. Sağ ol. Sağ ol yani. Al şunu. Siz bekleyin burada. Ayrılmayın. Hala mı elini üstünden alamadın Halil Usta? Çoktan bitirdin ama ayrılamıyorsun. Sümbül Hanım buyur. Ben de merak ediyordum artık. Nasılsın hanımım? Sağ ol usta. Geldik işte. Çok güzel olmuş ustam. Eline sağlık. Durmayın. Sade kahve söyleyin çabuk. Yok yok usta. Vaktim yok. Ben bunu almaya geldim. Yapma Sümbül Hanım. Bak burasını daha bitir. Yeter. Yeter diyorum. Sana kalsa hiç bitmeyecek. Bugün Seymen geliyor. Bunu odasına asacağız. Şimdi alalım. Ben arada sana gizli gizli getiririm. Devam edersin. Peki. Evet, şimdi anlat bakalım Bekir. Neymiş bu İtoğlu itlerin derdi gene? Hadise tartı kuyruğunda başlıyor ha. Yani sıra kavgası gibi. Evet.
İtişmeye başlamışlar. Onların köpeklerinden biri bizimkinin kamyonunun kasasını açmış. Bütün patatesler yerlere saçılmış. İş büyümüş, bıçaklar çıkmış. Jandarma da sonra almış, hepsini götürmüş. Allah'tan silah girmemiş. Allah'tan. Gerçi ertesi gün adamların hepsi doluydu. Ama siz öyle deyince vallahi zor zapt ettik köylüleri. Ya ne çok uçak kalkıyor ha? Şimdi New York'ta öğlendir. Buradaki saatten 7 çıkaracaksın. 7-7, 0. Yani öğlen. Ya insan öyle zırpır telefonda demez ha. Biz yatıyoruz, onlar kalkıyor. Onlar kalkıyor, biz yatıyoruz. Ya şu uçaklara biz binemedik be ağam. Çantaları ağanın odasına bırakacaksınız. Peki. Sonra da mutfağa Acil. Gidip karnınızı doyuracaksınız. Hadi. Çabuk olun biraz. Gel sen de kapat kapıyı. Anne! Sus! Sus! Anne oğlum! Sus! Kasabayı ayağa kaldıracaksın yine. Hoş gelmişsin Semin'im. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk kızlar. Hediyelerinize gelip alın sonra. Hoş geldin Semin oğlum. Kızlar hadi işinize bakın. Nasılsın Fatma abla? Sağ ol. Şimdi iyi olduk oğlum. Hadi geçin hadi. Sofra hazır. Anlat abi anlat. Nasıldı New York? Güzel miydi? Büyü biraz kızım. Büyü biraz kızım. Ağır ol. Kibar ol biraz. Bak evde kalacaksın. Söylemedi değil mi? Kaldı bile. Aman oğlum bir zamanında gelmez şu uçaklar. Hay Allah aklımı kaybedecektim. Allah korusun insan neler düşünüyor. 3 kere ısındı ciğer sarmam. Allah! Yapıldı mı? Elimin soğan kokusundan anlamadın mı? Canım çıktı vallahi. Oh. Nasılsın abla? Nasıl olacağım? İşte. Hadi hadi sofraya. Öldü millet acıldı. Aman da aman. Kim varmış burada? Oh midi. Nasılsın dayısı? Hala konuşmuyor Seymen'cim. Boşuna kendini yorma. Gel anne, gel. Üstüne gitme. Ay canım oğlum benim. Hoş gelmişsin ağam. Hoş bulduk Dicle. Asmalı konağın cadısı. Artık bir selamı da çok görüyor bizi. Nasılsa bir gün sen de öleceksin. Ne konuşuyorsun kız yine kendi kendine? Ağam yüz vermedi mi? Sen kendi işine bak Bekir abi. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gözün aydın. Kocan çıkıyor bu gece. Seymen ağa acıdı da kurtarıverdi. Git bir çorba yap da adam bir gelince içsin sıcak sıcak. Yesin. Ne kadar ayıp. İnsan çocuğunun babası için böyle laf konuşur mu kız? Seni yukarı masaya istiyor ağa. Bizimle yesin dedi. İyi yeriz. Sen de şu dolmanı çıkart da dolaptan soğuk soğuk yesinler hadi. Hadi kız salanma. Duymadın mı hanımını? Bekir. Ha, geldim. Hı, o hayriyenin. Ah. Sağ ol ağam. O da Asya'nın. Bu senenin modası bak. Ne zahmet ettin ağam. Dolapları elbise almıyor. Her gelişinde olur mu oğul? Bak bu da çok güzelmiş vallahi. Bak abi bunu kime getirdiysen şu anda benim oldu. Senin zaten. Böyle deli bir şeyi senden başka kim giyer? İyi geceler. Gel kızım. Hediyeni beklemeyecek misin abla? Zeliha'nın hediyeleri var. Bekle biraz. Yarın alır. Geç oldu. Uyku vakti. Gel gel teyzesi. Bak nasıl ciciler getirmiş dayısı. Al teyzesi al. Bak ne cici şeyler getirmiş dayısı. Al. Bak ne güzel. Hadi al. Al, al yavrum oyuncaklarını. Al canım.
mahalleden aldım tabii. Oğlum, kız şunun sesini. Gelecekler konakta, yine sopa yiyeceksin ha. Bu kararıymış. Doğru vallahi. Halt etmişsin onu. Ne diyorum ben sana? Televizyonun sesini kız demedin mi? Şiirler yazardı mahallenin delikanlıları. Geldin mi? Geldim maalesef. Geçmiş olsun. Çorba sıcak. Bir çorba mı koyacaksın önüme bu kadar beladan sonra? Geberse kimsenin umurunda değil be. Ne oldu? Bir türlü çıkamadın bu sefer. Ağın tavuk gibi bırakıverdi seni ha? Kes lan şu gürültüyü. Doğru düzgün davran şu çocuğa. Ne var? Ağımıza saygıda kusur mu ettik? Artık şu çocuğun önünde konuşma diyorum. Büyüyor, her şey akla eriyor. Kendi evimde istediğim gibi konuşurum. Senin dilin fazla uzadı son günlerde. Böyle giderse altından bu evde gidecek. Geldiğin yere döneceksin. Bu çorba soğuk. Artıklardan bir iki tas yemek alamadın mı? Ağanın geliş şerefine 40 çeşit yemek yapılmıştır. Artıkları köpeklere verdik. Seni düşünemedik. Gel şu tarafa, uyuyacağım hadi. Hadi! Günaydın abla, çay verem mi? Ver bakalım. Kalktın mı abla? Zeliha'da kalktı mı? Gidip giydirem mi? Bilmiyorum, uyuyor herhalde. Gece Zeynep'le mi yattı o? Evet abla. Çayı kuru kuru içme. Bisküt veren mi? İstemem. Hiç uyumadım yine. İlacını aldın mı abla? İlaç da fayda etmiyor artık. Hanımım çok üzülüyor senin bu haline ablacığım. Gene bir doktora görünsen. Zamanında düşünecekti. Şimdi üzülmüş ne fayda? Günaydın Dilara. Kız niye kaldırmadınız beni? Oh çay olmuş bile. Gene havalar bozuk galiba. Sormam. Akşam görecektin sen. Zor. Az şey mi geçirdi kızcağız? Neyse hadi işinize bakın hadi. Hadi bana bir çay verin. Kız ne o? Gömlek yeni mi? Ağam Amerika'dan getirdi. Aman bilirmiş gibi Amerika'yı filan. Kız giyilir mi ilk günden böyle görmemişler gibi? Bir düğüne bayrama falan saklasaydın. Git git çıkar onu hadi ayıp ayıp. Gel gel. Aman bırak Fatma abla be. Zırlatma şunu sabah sabah. Hadi sen de götür şunları. Götür götür götür. Al onu da al onu da. Akşam çocuğun hediyesini almasını bile beklemeden çekti götürmeye kalktı. Sümbül Hanım'la ağam bir kızdı ki bu kadar olur. Evde ne zaman şenlik olsa bir marazlık mutlaka yapar. Kıskanıyor herkesi. Öyle sevinilsin, gülünsün istemiyor. Kocası öldürüleli öyle oldu işte. Ne yapsın, dertli o da. Çocuğun ağzında bıçak açmıyor. Bak, kaç doktor konuşturamadı. Hayri'ye git folluktan yumurta al. Fatma şu büyük teflonu ver bana. Taze tereyağından da çıkar. Hadi sallanmayın, daha sofra tamam değil. Oğlan fabrikaya gidecek, hadi. Hoş geldin ağam. Pek hoş gelmedik Haydar. Nedir bu yokluğumda olan rezaletler? Deme beyim, bilmeden... Bilmeden değil Haydar efendi. Kaç kere dedim jandarmalık olayı istemiyorum diye. Kaç kere dedim Hamzaoğulları'yla dalaşmayın diye. Ama herkes kaşınıyor galiba. Sen de Hamzaoğulları da. Ateşle oynuyorsun Haydar. Bak bunun bir dahaki seferi olmaz. Herkes ayağını denk alsın.
Tereyağı kapkara oldu kız. Bakmasana salak salak. Hoş geldiniz Seymen Bey. Hoş bulduk. İyi haberleri duydum. Artık iş sizde müdür bey. Gösterin kendinize. Çağ hızla ilerliyor. Sayenizde Seymen Bey. On eksi yedi üç. Bu gece üç mü, gündüz üç mü ha? Vallahi kafam karıştı. Buyurun efendim. Mahi Bey, şunun elinden kahve içmek de kısmet oldu sonunda. Bir haftadır yalvarıyorum, yeni lütfetti. Ancak ilham geldi. Kendi düşen ağlamaz. İç bakalım. Aman Hayriye yapıvermiştir. Bu da getirdi. Getirdi işte nasılsa. Vallahi ben yaptım. İçin anlayacaksınız. Doğru. Bu yapmış. Yapa yapa öğrenecek annesi. Kazık kadar oldu. Hiç iş yaptırmıyorsunuz. Kabak gibi büyüyor. Yarın benim pantolonlarımı ütüleyeceksin bak Zeynep. Oldu abi. Başka sıkıntın var mı? Şşt! Terbiyeli konuş abinle. Ütüleyeceksin tabii. Biz senin yaşındayken sabah beşte kalkıp baklava açardık kimse uyanmadan. Sürpriz olsun ev halkına diye. Yoruldum artık ben kızım. Şu evi çekip çevirmek kolay mı? Her işi bana bırakıyorsunuz. Dilara desen uykuda geziyor. Sana becerikli bir gelin lazım anacığım. Bana hiç odana falan git denmesin. Abi. Ne var? Amerika'da neler oldu abi? Aman istemem öyle gavur gelin falan. Seymen bak hakkımı helal etme. Ay ne var anne, ne kadar gericisin ya. Sen sus karışma, odana git hadi. Ya otursun anacığım bırak. Yok öyle bir şey, sakin ol. Nasıl bir şey var peki? Hanımlar, benim biraz odamda çalışmam gerekiyor. Ya abi çok kötüsün ya. Oğlum. Ay, ay insanı deli eder bu çocuk. Kız, ister misin? Hay Allah'ım, inşallah. Şöyle gönlüme göre bir gelinim olsun. Alo. Alo, selamlar. Ben Seymen. Ya, evet Duygu Hanım, benim. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim Seymen Bey, siz nasılsınız? Ülkemiz nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Fena değil çok şükür. Duygu, orada mısın? Evet, buradayım evet. Daha ne var ne yok? Hiç işte, bahar yok herhalde. Bilmem. Yok galiba. Yani son zamanlarda varlığıyla yokluğu arasındaki fark pek anlaşılmıyor da. Neden? Hasta falan mı yoksa? Evet hasta. Ama akıl hastası. Bazı genç kızlara oluyor bu. Tuhaf bir erkekle karşılaştıkları zaman. Eyvah! Durum çok mu kötü? Aslında günlerdir ben de aramaya çalışıyordum da bir ya türlü... Ya mergi mergi de var ya. Yani kafayı yedi ama esas kendini yemekle meşgul. Seymen Bey... O patenli çocuğu şey etmeyeceksiniz. Biliyorum. Sen şu serginin yerini tarihini yazdırsana bana. İyi, bir de çiçekçi telefonu ister misiniz? İsterim. Hmm.
Hayriye, Asya! Ne işin var senin burada? Yılan, hadi evine! Defol! Defol! Ne oluyor orada? Ne istiyor Seymen, Dilara? Neredesiniz kızlar? Bavul hazırlanacak. Seymen! Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bu çiçekler çok güzel. Teşekkür ederim. Güneş doğarken uzak bir ülkenin dağlarından toplandılar. Senin için. Bazı yerlerde baharlar açtı beni. Bizim oralardan mı bunlar? Ben evimi özledim. Ama evim neresi bilmiyorum. Seni evine götürmeye geldim. Benimle evlenir misin?